22 Kasım 2020 Pazar, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 15.741, ölü sayısı 138. Ancak pazar pazartesi günleri vaka sayıları biraz daha düşük açıklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'yı koronanın 3. dalgasına karşı uyardı. Özel temsilci Navarro, ilk dalgadan sonra gereken altyapı kurulmadı. İkinci dalgada da bu yapılmazsa önümüzdeki senenin başında 3. dalga gelecek dedi önlemlerin de kaldırılmamasını önerdi. Almanya'da 25 Kasım'da bir toplantı var. Önlemlerin uzatılması bekleniyor. Ancak ne zamana kadar uzatılacağı tartışmalı. Bavyera Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder Noel öncesine kadar uzatılmasını istiyor. Her halükarda kısıtlamaların 2-3 hafta daha uzatılması gerekiyor. Dalga kırıldı ancak vaka sayıları düşmüyor. Yoğun bakım üniteleri dolmaya devam ediyor ve ölü sayısı artıyor. Gerçeklerle yüzleşmelisiniz dedi Markus Söder. Vatandaşlara da sabırlı olma çağrısı yaptı. Maliye Bakanı Olaf Scholz kısıtlamalar uzatılırsa kapanan işletmelere yapılan yardımların ödenmeye devam edeceğini söyledi. Ekonomi Bakanı Altmaier de dün Doşland Funk'a açıklama yapmıştı. Yağmurda kimseyi dışarıda bırakmayacağız demişti ve daha fazla yardım sözü vermişti. Kapanan işletmelere yardım yapılıyor. Doğru. Çok da güzel. Ama kapanmayan işletmeler var. Örneğin taksiler çalışıyorlar ama fuarlar kapandı, hava trafiği azaldı. Ofislere kimse gitmiyor. Haliyle taksiye binenlerin sayısı oldukça düştü. Ancak siz açıksınız ne de olsa diye yardım verilmiyor. Aynı şey birçok meslek grubu için geçerli. Herkese yardım edilmeli. Sadece şirketlere de değil, vatandaşlara da yardım edilmeli. Bir kere çocuk bonusu ödendi sadece o kadar. Onun dışında emeklilere ve işini kaybedenlere doğru dürüst bir yardım maalesef yapılamadı. Angela Merkel ise koronayı yenmek için küresel bir eylem çağrısı yaptı. G20 zirvesine bir mesaj gönderdi. Burada hedefimiz 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmak. Bunun için yaklaşık 5 milyar dolar toplandı. Ancak yeterli değil diyerek diğer ülkelerden destek istedi. Bugün ayrıca Merkel'in başbakanlık koltuğuna oturmasının 15. yılı. 15 yıldır Almanya'yı yönetiyor. Dünyanın en güçlü insanlarından biri. Önümüzdeki yıl artık bu görevinden ayrılacak. Yerine geçmek isteyen çok sayıda kişi var. Bunlardan biri Friedrich Merz, CDU Başkan Adayı, hükümetin yardım politikasını eleştirdi. Tagus e bir röportaj verdi. Kasım yardımlarının ciro üzerinden yapılmasının net bir kıstas ortaya koymadığını söyledi. Örneğin bir konser organizatörü satışlardan belki %5 kar ediyor. Ancak şimdi bir aylık satışların %75'ini geri alacak. Bu uğradığı zararın ötesinde dedi. Hükümet bu ciro işini muhtemelen yeniden değerlendirecektir. Burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Ayrıca ev buluşmalarına ilişkin bir açıklama da yaptı Mertz. Noel'i ailemle nasıl kutladığım hükümeti ilgilendirmez dedi. Bu görüşünde de yalnız değil. Berlin'de yine protestolar vardı. Çarşamba günü olaylı geçmişti miting. Polis biber gazı ve tazikli su kullanmıştı. Çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı. Bugün binlerce kişi yine yürüyüş yaptı ama bu sefer sessiz bir yürüyüş oldu. Karşı görüşte olanlar da ayrı bir miting düzenlediler. Okulların açık kalması da eleştiriliyor. Sağlık Bakanı Yelşipan okullarda hızlı korona testlerinin kullanılmasını önerdi bir vaka tespit edilirse tüm sınıf hemen karantinaya gönderilmeli. 5. günün sonunda test negatif çıkarsa öğrenciler okula dönebilmeli dedi. Bu konuyu çarşamba günkü toplantıda gündeme getireceğini söyledi. Hükümet ısrarla okulların kapatılmasını istemiyor ama bu şartlarda yapılan eğitimden de ne kadar hayır gelir uzmanlar tartışıyor. Bugüne kadar camları açmak dışında pek bir şey yapılmamıştı. Eğitim sendikası güzel bir öneride bulundu. Öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz FFP2 maskesi verilmesini istedi. Sendika bir hafta evden online, bir haftada okulda yüz yüze eğitim yapılmasını istiyor. Irkçı bir yapılanma var. Polisle ilgili bağlantıları olan NSU 2.0 avukat Seda Başar Yıldız'a bir tehdit mektubu göndermişti. Polis 2 yıldan fazla bir süre suçluları bulamadı. Avukat hanım kendi başının çaresine bakmaya karar verdi. Bunu yapanları ihbar edene 5000 bin avro ödül vereceğini açıkladı. su cinayeti kurbanı Enver Şimşek'in avukatıydı Başar Yıldız. Ölümle tehdit edilmişti ve adres bilgilerine Frankfurt Polis Karakolu'ndaki bir bilgisayardan bakıldığı ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede birbirlerine ırkçı mesajlar gönderdikleri tespit edilen 5 polis geçici olarak görevden alınmıştı. Et kokarsa tuz var derler ama ya tuz kokarsa o zaman ne olacak? Magdeburg'da da 50 polisin cep telefonuna el konuldu. Bazı polislerin aşırı sadece içerik paylaştıkları şüphesiyle bir inceleme başlatıldı. Dışişleri Bakanı Maas geçenlerde sadece virüse karşı değil demokrasimize yönelik aşırı sadece zehre karşı da birlikte çalışmamız lazım demişti. Oldukça haklı ama haklı olmak yetmiyor eylem de gerekiyor. Geçiyoruz Avusturya'ya. Avusturya'daki vaka sayısı 5200'lerde Sağlık Bakanı Anishober bunun pazar günü için çok yüksek olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftalarda vakalar düşebilir. Açıkçası kısmi kilitlenme vaka sayılarını düşürmeye yetmedi dedi ve vatandaşları çok çok gerekli olmayan her türlü temastan kaçınmaya çağırdı. Vaka sayıları düşmezse önlemler Avusturya'da gevşetilmeyecek. Hollanda'da da korona vakaları düşüyor. Bir günde yaklaşık 5400 yeni vaka görüldü. Ülkede bir de kuş gribi endişesi yaşanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin kanatlı hayvan öldürülmüştü. Tarım Bakanlığı kuş gribinin insanlara da bulaşma riski olduğunu açıkladı. Ancak et tüketimi veya yumurta tüketimi yoluyla bulaşma söz konusu değil. Bir lisede ise İslam dinini şiddetle iç içe gösteren bir ödev verilmişti. Derste öğrencilere İnsanlar niye bu kadar şiddet üreten bir dine inanır gibi sorular sorulmuştu. Okul yönetimi bunun üzerine açıklama yaptı ve ödevdeki bazı soruları onaylamadıklarını belirtti. İngiltere'de de özgürlük kartı tartışması var. Medyada hükümete dayandırılan bazı haberler yayınlandı. Buna göre düzenli test olanlara ve negatif çıkanlara bir özgürlük kartı verilecek, dijital olarak telefonlarda saklanacak bu kişiler normal hayatlarına devam edebilecekler test sayısının da böylece arttırılması planlanıyor. Ancak bu henüz bir iddia değil, edilmedi. Almanya'da da benzer bir şey gündeme gelmişti ancak tepkiler üzerine vazgeçilmişti. Belçika'da da vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 3200'lere kadar düştü. Test stratejisi de değiştiriliyor. Pazartesi gününden itibaren belirti göstermeyenler de test yaptırabilecekler. Örneğin korona pozitif çıkan biriyle temas kuranlar, riskli bölgelerden gelenler test olabilecekler. Bu nedenle test sayısının da artması bekleniyor. Fransa ile devam edelim. Vaka sayıları düşüyor. 24 saatte yaklaşık 18 bin yeni vaka var. 30 Ekim'den bu yana yürürlükte sert tedbirler. Bunların da hafifletilmesi gündemde. Önümüzdeki hafta Macron'un bu konuda üç aşamalı bir program açıklaması bekleniyor. Fransa'da temel ihtiyaçları satanların dışındaki mağazalar kapatılmıştı. Danimarka'da da korona bulaştığı tespit edilen milyonlarca vizon öldürülmüştü. Benzer bir şey Fransa'da görüldü. Yaklaşık 1000 vizon öldürüldü. Bunlar küçük sevimli hayvanlar. Kimseye bir zararları yok. Ama işte insanlar onlardan ayakkabı yapmak için, çanta yapmak için çiftlikler kuruyorlar. Yetiştirip öldürüyorlar. Kara Cuma, Black Friday satışları ise ertelendi Fransa'da. Esnafların açılmasına yardımcı olması umut ediliyor bu şekilde. Normalde 27 Kasım olarak planlanıyordu bu etkinlik. 4 Aralık'a alındı. Belçika'da aynı şekilde ertelemeyi düşünüyordu ama vazgeçti. Her zamanki gibi Kasım'ın son cuması yapılacak. Ekonomi Bakanı Belçika'da şunu söyledi. Siparişlerinizi yerel firmalardan verin. Gelin bugünü Belçika Cuması'na dönüştürelim. Black Friday denilen bugün de indirim yapılıyor. Bu ABD'de ortaya çıktı. Şükran gününden sonraki ilk cuma olarak ve Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak. Bugüne ilk kez 1961'de Kara Cuma denildi. Çünkü o gün alışveriş çılgınlığından ötürü çok yoğun bir trafik ve karmaşa görülmüştü. Sonra da bu ismi benimsediği kullandı mağazalar. Greenpeace bugünün But Nothing Day yani hiçbir şey alma günü olmasını öneriyor. Böyle bir girişim de var. Yüzlerce marka bugün fiyatlarını sembolik olarak arttırıyor. Aslında bir alışveriş tuzağı bu. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen cuma. Yani insanların sahip oldukları için şükrettikleri bir günün ardından alet oldukları bir saçmalık. Çok sayıda mağaza 50 liralık ürünü önce 100'e çıkarıyor, sonra %40'lık indirimle 60 liraya satıyor. Bu maliyeti zaten 5 lira. Burada hedef indirim değil, size hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi mümkün olduğu kadar pahalıya satmak. İnsanların bazıları bunu biliyor, ona göre davranıyor. Bazıları sürü psikolojisiyle fiyatlara da dikkat etmeden aa indirim varmış diye hemen kanıyor. İndirimli aldım diye sevinirken aslında kazıklanıyor. Sürü psikolojisiyle ilgili en güzel deneylerden biri 1952'de Solomon eş tarafından yapıldı. İnsanları iki gruba ayırdılar. Bir göz testi yapacaklarını söylediler ve iki kart gösterdiler. Birinde tek çizgi, bir yerinde A, B, C diye 3 çizgi vardı. Deneklere hangi harf birinci karttaki çizgiyle aynı diye sordular. Soru çok netti, çok basitti. Birinciyle aynı olan çizgi C çizgisiydi. Ancak bu bir göz testi değildi, psikolojik bir deneydi. Gruptakiler deneyin parçasıydı ve kasten yanlış cevap verdiler. Hepsi üzerine basa basa A dedi. Gruptaki son kişi bunu göz testi zanneden tek kişiydi. Ancak çok net bir şekilde doğru cevap C olmasına rağmen diğerleri ısrarla A dediği için o da A dedi. Doğru cevap A. İşte biz bu denekteki sonuncu kişiyiz ve bu zayıflığımızı kullanarak bize ihtiyacımız olmayan arabalar, telefonlar, evler ve marka elbiseler satıyorlar. Oysa paramızı gerçekten ihtiyacımız olan yerlere harcayabiliriz veya hiç harcamayabiliriz. Çünkü hepimiz gece gündüz çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bunun karşılığında bize para veriyorlar. İşte o parayı götürüp ihtiyacımız olmayan şeylere harcamak. Kendi zamanımızı çöpe atmak demek. Bize iki kart gösterip hepsi ne kadar çok çalışırsak ve ne kadar çok alışveriş yaparsak o kadar mutlu olacağımıza inanmamızı istiyorlar. Birçok kişi de yanlış olduğunu bile bile onların söylediğini tekrarlıyor. Ancak aksini söyleyenler de var. Örneğin Tembellik Hakkı kitabının yazarı Lafarge. Çalışın, çalışın işçiler. Toplumsal serveti büyütmek ve bireysel sefaletinizi arttırmak için çalışın. Çalışın ki daha da yoksullaşarak çalışmak ve sefil düşmek için daha fazla gerekçeniz olsun. Kapitalist üretimin, insanın gözünün yaşına bakmayan yasası budur. Hoşçakalın.